Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı THT Geometri Soru Bankası kitabında çemberde uzunluk konusundaki kiriş özellikleri iki testin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Birinci soruda merkez verilmiş ve CD uzunluğu verilmiş bize 2x artı 1 ve AB uzunluğu da ne verilmiş 3x eksi 4 verilmiş. Şimdi OE OF'den daha küçükmüş. Bak dikkat et. OE daha küçükse OF'den. O zaman bu çapa daha yakın değil midir? Çapa daha yakın olan daha büyüktür. O zaman bu 3x eksi 4 nedir? Daha büyük olması lazım. Yani 3x eksi 4 büyüktür. 2x artı 1'den büyük olmak zorunda. Buradan ne geliyor? Bunu buraya attık. Bunu buraya attık. X büyüktür. 5 mi geldi? Evet. X'in alabileceği en küçük değer soruluyor bize. En küçük değerde ne olacaktır? 5'ten büyük 6 değerini alır. Yani cevap 6 çıkar. Geldik ikinci soruya. Şimdi OE OF'den büyükmüş. OE OF'den büyükse. E, bu daha da büyüdükçe kirişimiz daha da küçülecek. O zaman kırmızı kiriş mavi kirişten daha da küçüktür. AB uzunluğunu X artı 1 vermiş. CD uzunluğunu 3X -2 eksi de, 2 demiş. O zaman X artı 1 küçüktür. 3X eksi 2 olacaktır. Buradan 3 küçüktür. 2X'den 1.5 küçüktür. X gelir. Çemberin yarıçapı 5 olduğuna göre X'in alabileceği kaç tam sayı değer vardır diye soruluyor. Arkadaş buradaki değer. Şimdi bu daha büyük bir değer değil mi? Evet. Ama daha büyük bir değer olmasına rağmen çaptan küçük değil midir? Çünkü OF sıfırdan büyük demiş. OF sıfırdan büyük. Yani çaptan küçük olması lazım. Bir de buradan 3x eksi 2'nin küçük sıf, küçük e, çaptan küçük yarı çap 5 ya. Çaptan küçük olması lazım. Ondan küçük olması lazım. 3x de buradan 12'den küçük olur. X de küçüktür 4 olur. A ben ne buldum? Şunu buldum ve bunu buldum. Yani 1.5 küçüktür x o da küçüktür 4 ya. O zaman 2 ve 3 değerlerini alır. Kaç tam sayı değeri vardır buradan? 2 tane tam sayı değer vardır. Yani cevabımız 2 tane olmuş oldu. Örnek gider. Geldik örnek 3'e. Şu kirişler birbirine eşitse o zaman pardon şu dikmeler birbirine eşitse bunlar ne olacak? Birbirine eşit olacak. E tamam. AB uzunluğu 3x-1 CD uzunluğu da verilmiş. Yani direkt 3x-1'i 2x artı 4'e eşitleyeceğiz. X buradan kaç gelir? 5 gelir. X 5 geldi. Yalnız burası neydi? Şimdi AB CD uzunluğu neydi? 2x artı 4'tü. Arkadaş 2x artı 4 ise x yerine 5 koyduğunda 5 kere 2 10 14 mi yapıyor burası? Evet. Merkezden kirişi dik çizmişim. 2 parçaya bölmek zorunda 7 7 yapar. Yarı çap işleniyor. En etkili silahımız da yarı çap. Pisagor. Yani R kare buradan ne eşittir? 1'in karesi artı 7'nin karesinden 49 50. E o zaman R de buradan kökelli yapar. Kökelli dediğimizde 25 çarpı 2'dir. 25 de dışarıya 5 diye çıkacağından cevap 5 kök diye çıkar. Evet Örnek 3 5 köklü oldu. Geldik örnek 4'e. Örnek 4'te de A noktasından geçen en uzun kırmızı renkli kirişin uzunluğu 20. En uzun kiriş nedir? Çaptır. Yani yarı çapta o zaman kaç yapacaktır? 10 yapacaktır. En kısa kiriş de şu e, çaptan geçen doğruya dik olan kiriştir arkadaşlar. Böyle sonsuz tane var. Ama burası tam bu noktadan geçen en kısa kiriş bu merkezden buraya geldiğimizde burası dik olduğunda oluyor. O zaman burası dik olacak. En mavi kirişin uzunluğu da 8 verilmiş. E ben yarı çap uzunluğu 10 biliyorum. En etkili silahımız 10. Yarı çap çizmek çizdik. 8 10 ne üçgeni 6 8 10 üçgeni. E tamamı 10'du. Tamamı 10 olduğundan buraya da 4 mi kaldı? Evet. A noktasına uzaklı. Çemberin merkezinin A noktasına olan uzaklığı isteniliyor. Cevap 6 yaptı. Şu 4 de sorulabilirdi. Orayı da ihmal etmeyelim. Evet 4. soru 6 yaptı. Geldik 5. soruya. Bak A noktasından geçen en kısa kiriş biraz önce söyledik. Hop çizdiğin zaman dik olan indir. Yani çaptan gelen yarıçap merkezinden gelen o noktada geçen kirişe dik olandır. E yarıçap uzunluğu 5. E o zaman en etkili silahımız yarıçap 5. Ne çıktı burada? 3 4 5. Eee merkezden çizdiğinde çizdiğimiz keş parça verecek. Burası da 3. En kısa kiriş uzunluğu ne yaptı? Aha da burası yaptı. Yani 6 yaptı. Örnek 5 6 oldu. Geldik örnek 6'ya. O merkezli çemberin içerisinde merkeze uzaklığı 5 santimetre olan bir A noktası seçiliyor. A noktasından geçen en kısa kiriş. En kısa kiriş nedir? Şöyle eşit olan kiriştir ya da şurada dik olan kiriştir. Dik olması eşit olması anlamına geliyor zaten. Ee, burada en en kısa kirişin uzunluğu 24'müş. 12-12. Ee, biz buradan yarıçap buluruz. En etkili silahımız yarı çapı. Hop çizdik. 5-12-13 üçgeninden yarıçapı 13 bulduk. En uzun kiriş soruluyor. En uzun kiriş de çaptır. O zaman o da 26'tır. Yani örnek 6'yı 26 bulduk ve böylelikle bu testi bitirdik. O zaman diyoruz? Bir sonraki videoda teğet özellikleri testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.